Narin Güran cinayeti soruşturmasını ilk günden itibaren takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, sır perdesini aralayacağı iddia edilen güvenlik kameralarını ekranlara taşıdı. İşte özel haberimiz. Narin Güran soruşturması kapsamında elde edilen kamera görüntüleri değerlendirilmeye devam ediliyor. Narin soruşturmasının 38. gününde de soruşturma derinleşerek devam ederken şu anda kameraman arkadaşım Muhammed Özgültekin bir askeri üst bölgesini ekranlara taşıyor. Genellikle korucuların kaldığı bir noktadan bahsediyoruz. Ve işte buradaki kamera sistemleri 7-24 saat boyunca bakın bu alanı tamamen izliyor, tamamen kontrol altına alıyor. Peki burası neresi? Bakın burası Narin'in doğduğu, büyüdüğü köy. Tavşantepe Mahallesi şu anda ekranlara geliyor ve ilk kez A Haber ekibi olarak buraya geldik ve burada net bir şekilde köyü görüntülüyoruz. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu yer işte orası. Orası Eğer Tutmaz Deresi. Arama çalışmalarının 19. gününde Narin Güran'ın cansız bedeni işte orada bulunmuştu. Peki daha sonra neler oldu? Daha sonra da bir çalışma yapıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan bir kırmızı otomobil vardı. Saat 15.40 ile 16.30 arası kırmızı otomobilin orada olduğu tespiti yapıldı. Peki nasıl yapıldı? Hemen ekranlara taşıyalım. Bakın burada da çok sayıda kamera var. Bakın şu anda ekranlara taşıyoruz. Kamera arkadaşı Muhammed Özgültekin. Buradaki askeri üst bölgesinin kameraları an be an kayıttaydı ve işte bu kameralar ve aynı zamanda da 8. Ana Jet Üst Komutanlığı'nın da kameraları var. Hemen karşı tarafı ekranlara taşıyalım. Orası da Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığı ve orada bulunan Şahin Gözlü termal kameralar, siyah duyarlı kameralar yaklaşık 20 kilometre mesafedeki görüntüyü net bir şekilde alabiliyor. Bakın 8. Ana Jet Üst Komutanlığı tam da karşı tarafımız. Şu anda kamera arkadaşım Enes Özgültekin ekranlara taşıyacak. İşte orası 8. Ana Jet Üst Komutanlığı, sürekli F-16 savaş uçaklarının havalandığı bir nokta. Dolayısıyla da bu alan aslında gözetim altında tutulduğunu söyleyebiliriz. Çok sayıda kamera kayıtları hem orada hem de bulunduğumuz bu noktada olduğunu belirtebiliriz. Nevzat Bahtiyar işte o güvenlik kamerasına takıldıktan sonra net bir şekilde tespiti yapıldı. Çünkü 15.40 ile 16.30 sıralarında kırmızı otomobil ya buradaki kameradan ya da 8. Ana Jet üstündeki kameradan kameraya takıldı. Araç yaklaşık 50 dakika boyunca bölgede olduğu tespiti yapıldı. Ve daha sonra da yapılan incelemelerde aracın Nevzat Bahtiyar'ın oğlu Ferhat Bahtiyar'a ait olduğu tespiti yapıldı. Ve daha sonra da evine geçildi. Nevzat Bahtiyar evinde değil. Yani köyde yaşadığı evinde değil, evladının evinde yani Çarıklı Mahallesi'nde yapılan bir operasyonla gözaltına alındıktan sonra da aslında her şeyi itiraf etti. Üç farklı ifade verdi, çelişkili ifade vererek kafaları karıştırmaya devam etti. Aynı zamanda da köyde yoğun bir soruşturmanın yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Nevzat Bahtiyar'ın ahırında yine incelemeler yapıldı. Numuneler alındıktan sonra da Van Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi. Ve detaylı bir incelemesi yapılacak. Ancak biz A Haber ekibi olarak ilk kez bakın o kameraları şu anda ekranlara bir kez daha getirmek istiyorum. Bakın buradaki güvenlik kameraları TÜBİTAK'a gönderildi detaylı bir sorgusunun yapılması için. Hem buradaki üssün güvenlik kameraları hem de 8. Ana Jet üstündeki bulunan güvenlik kameraları, özellikle çözünürlüğü çok yüksek kameralardan bahsediyoruz. İşte o kameralar buradaki olup biteni görüntülemiş ve daha sonra da çözümün bir kısmının da çözüm yapılmadığı için TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK'ta artık rapor bekleniyor. Orada nasıl bir sonuç elde edilir? Tabii onu şu anda bilemiyoruz. Ancak çok ciddi delillerin olduğunu söyleyebiliriz. Soruşturma derinleşerek devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bahsettiği kameralar işte buralar. Hem askeri üst bölgesinin güvenlik kameraları, çünkü burayı bakın tamamen alıyor. Bir kez daha ekranlara taşıyalım. Bak burayı tamamen şu anda aldığını söyleyebiliriz. Hem de 8. Ana Jet Üst Komutanlığı'nın da kamerası mevcut ve detaylı bir şekilde incelemesi yapılacak. Görüntüler üzerinde bir çalışma yapıldı. Ekran büyütüldü. Donarak hepsi durdurularak
izlendi. Ancak bazı noktalarda çözümü olmadığı için iş Ankara'da artık şu anda devam ediyor. Uzman bir ekip TÜBİTAK'ta şu anda bir inceleme yaptığını söyleyebiliriz. Detaylı bir inceleme yaptıktan sonra da net bir şekilde aslında olup bitenleri anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Ancak bazı iddialar da var. Yapılan tespitlerde, incelemelerde Nevzat Bahtiyar'la beraber iki kişinin de dere yatağında olduğuna dair bir iddia var. Bakın bu sadece bir iddia. O görüntülerde muhtemelen bu da ortaya artık çıkması bekleniyor. Biz A Haber ekibi olarak şu anda Taşantepe Mahallesi köyünde bulunuyoruz. Narin Güran cinayetiyle ilgili olup bitenleri anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.